Devam edelim. Şimdi biz sizinle sıralama algoritmalarını görmüştük. Sıralama algoritmalarıyla sayıları sıralıyorduk arkadaşlar. Dizinin içerisinde arama algoritmalarına da kabaca bakacağım. Bir tane arama algoritması anlatacağım size. Sonra ilerleyen zamanlarda bir arama daha bahsedeceğim. Bir dizi içerisinde, herhangi bir sıralanmış bir dizi içerisinde bir sayıyı aramak istiyorsanız arkadaşlar, başlayıp bu mu, bu mu, bu mu, bu mu, bu mu diye tek tek giderek arayabilirsiniz. Aynı şeyi sondan başa da yapabilirsiniz. Bu yöntemlerde bunlar üsttekiler, indeks alttakiler, sayılar. Bir başka arama yöntemi ise arkadaşlar, her seferinde elindeki dizinin yarısına bakarak, yarıya 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 indirerek hızlı bir şekilde aramak. Bunun için ne yapıyoruz? 3 adımlık şeyi var burada. İlk indeks ve son indeks. Zaten bir dizinin başı ve sonu. Bu iki indeks topluyoruz. 0 artı 9. 9. Bu 2'ye böl. 4,5. Ama bir tam sayı olduğu için 4. Dördüncü indekse geldim. Aradığım sayı bu mu? Değil. Diyelim ki ben şurada yapmıştım zaten. Örneğini vermişim. Aranan sayı 3. Aradığım sayı bu mu? Değil. Aradığım sayı bundan küçük mü? Evet. O zaman son indeksi 9'dan 4'e çekiyorum. Yani benim aradığım sayı 11'den küçükse şurada değildir. Çünkü bu sıralı bir dizi. 11'den büyük sayılar burada. Benim aradığım şuradadır. İlk indeksim 0, son indeksim 4 oldu. Şimdi 0 ile 4 topladım. 4, 2'ye böldüm. 2. Şuraya geldim. Geldim arkadaşlar. Aradığım sayı bu mu? Değil. Aradığım sayı bundan küçük mü? Evet. O zaman son indeksim 4'ten 2'ye gittim. Buraya geldim. İlk indeksim 0, son indeksim 2. 0 artı 2, 2 bölü 2, 1. Geldim. Baktım. Aradığım sayı bu mu? Bu. Buldum. 3 işlemde arkadaşlar bunu buldum. Tabi bu başka bir sayı da olabilirdi. Bu değişirdi arkadaşlar. Bu şekilde sürekli elimdekinin yarısını atarak, arkadaşlar bu şekilde bir arama gerçekleştirebiliyorum. Ben ilk indeksli olanını anlattım, küçük olanını. Burada 7'lisi var. Çünkü 7'yi aratıyor. İstiyorsanız bir de 23'ü arayalım. İlk indeks 0, son indeks 9. 0 artı 9 bölü 2, 4,5'tan 4. Aradığım sayı bu mu? Değil. Aradığım sayı bundan küçük mü? Değil. Büyük. O zaman bu tarafta yani. İlk indeksi 4'e getirdim. Son indeksim hala 9. Şu kısmı iptal ettim. Artık oraya bakmamın bir anlamı yok. 4 artı 9, 13 bölü 2, 6,5'tan 6. Şurası. Aradığım sayı bu mu? 23'ü arıyordum. Değil. Aradığım sayı bundan küçük mü? Değil. O yüzden indeksimi 6 yaptım. 6 artı 9, 15. 15 bölü 2, 7,5'tan 7. 7. indekse baktım. Aradığım sayı bu mu? Değil. Aradığım sayı bundan küçük mü? Değil. İlk indeksimi alttan 7'ye çektim. 7 artı 9, 16 bölü 2, 8. 8'in içine baktım. Aradığım sayı bu mu? Evet, bu. Bulmuş oldum. Yani bu yöntemle bir sayıyı çok rahat bir şekilde bir dizinin içerisinde bulabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ağaçlara geçecek olursak, ağaçlar bizim daha önce de kümelemeyi gören şeyde yapan arkadaşlar görmüştür. Şu şekilde bir ağaç yapımız var. Bilgisayarda ağaçlar ters gider arkadaşlar. Normalde ağacın kökü altta olur, yaprakları üstte olur.
Bizde ağacın kökü tepededir. Yapraklar gördüğünüz küçük koyu olanlar yapraklar. Yapraklar aşağıda. Burada farklı ağaç türleri görüyorsunuz. Boş ağaç, tek düğümlü ağaç şeklinde. Bu yuvarlakların her bir dürümüne, her birine düğüm ismini veriyoruz. Bu düğümlerle de biz ağacı oluşturuyoruz arkadaşlar. Yine devam edecek olursak burada farklı ağaç tipleri var. Şu genel arkadaşlar çok bilinen ağaçlardan bir tanesi ikili ağaç. İkili ağaç, binary ağaç dediğimiz ağacın her bir düğümünün iki tane düğümden iki tane çıkış olur sadece. En fazla iki olur. Bir de olabilir, iki de olabilir. Bunlar arkadaşlar ikili ağaç ismi veriliyor. İkili ağaçlar üzerinde gezinmesi, işlem yapması çok kolaydır. Bu ağaçlardaki ben kavramlar üzerinde sizden kavramlar üzerine gideyim arkadaşlar. Ağaçların İlk düğümüne arkadaşlar kök isim verilir. Root, kök dediğimiz isim veriliyor. Bir düğümden çıkan düğümün hemen altındaki arkadaşlar o düğümden çıkmış şeylere de diğer düğümlere de evlat, çocuk ismi veriliyor. Bir düğümden kaç tane evlat çocuk çıkmışsa da arkadaşlar o da o düğümün derecesini gösterir. 1, 2, 3, 4 mesela bunun 4, bunun 1, 2, 3 şeklinde. Arkadaşlar şey yapılıyor. Yapraklar arkadaşlar çocuksuz düğümler. Eğer şeyi yoksa şunun gibi bir şeyi yoksa arkadaşlar bunun derecesi 1. Eğer kök de yoksa bunun derecesi 0 oluyor. Şuna gelirsek bunun binary'de arkadaşlar 2 en fazla olabiliyor. Derecesi 1, 2 şeklinde olabiliyor. Yine kardeş düğümler var. Şuradaki gibi. Aynı atadan çıkmış. Bakın hepsi aynı düğümden gelen. Bu şekilde çocukların hepsi kardeş oluyorlar. Şu, 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 şu bunlar kardeş. Bununla bu kardeş tek aynı ata. Şu, şu, şu kardeşler aynı düğümden geliyorlar. Aile ise düğümlerden doğrudan bağlantılı oldukları düğüm olarak gösteriliyor. Ata ve toruna gelecek olursak, mesela şunun için bahsedeyim. Bunun üstündekiler atası, altındakiler torunları oluyor. Yolsa bir düğümden bir başka düğüme gitmek için kullandığımız güzergaha veriliyor arkadaşlar. Mesela şundan şuna gidelim. Şu bunun yolu. Şuradan şuna gidecek olalım. Burası, 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 burası. Bu da bunun yolu olarak ifade ediliyor. Derinlik bir düğümden köke olan uzaklık. Şöyle bakacak olursak köke bir, iki şeklinde bir uzaklığımız var. Buna şey ismini veriyoruz. Derinlik ismini veriyoruz. Yükseklikse bir düğümün kendi silsilesinden en uzak mesafedeki yaprak düğümü olan düzey sayısını bize ifade ediyor. Şuradan evet. Yükseklikse bunu ifade ediyor. Burada güzel bir örneğimiz var. Mesela şurada A düğümünün derinliğine ve yüksekliğine bakalım. A düğümünün arkadaşlar. Derinliği 1, 2, 3. A düğümünün yüksekliği ise 1, 2
şeklinde. Bu örnekten de bunları çok rahat bir şekilde görebilirsiniz. Bu şekilde verilmiş bir örnek bir ikili ağacımız var. Gördüğünüz gibi bunun üzerinde şeyleri görebilirsiniz. Farklı ağaç türleri var. Biz ikili ağacı bakacağız arkadaşlar. Bunların içerisinde sadece bunun dışındaki ağaçlar üzerinde durmayacağız. Burada farklı ikili ağaçlar var. İkili ağacın bir tarafı diğer tarafıyla dengeli ise buna dengeli. Bir taraf diğer tarafla dengeli değilse buna dengesiz ağaç ismini veriyoruz. İkili ağaçlarda şöyle bir durum söz konusu. Bir ilk sayı köke atanır. Ondan sonra gelen sayı arkadaşlar eğer kökten küçükse kökün soluna, büyükse kökün sağına konur. Mesela burada ilk gelmiş 9 köke konulmuş. Daha sonra 5 sayısı gelmiş. 5 sayısına gelip bakmışız. Kökten küçük mü? 9'dan küçük mü? Evet. Sol tarafında çocuk var mı? Yok. Sol tarafına yerleştirilmiş. 14 sayısı gelmiş. Gelmiş. Bakılmış. Kökten küçük mü? Değil. Sağ tarafında bir çocuk var mı? Yok. 14'e yerleşmiş. 13 gelmiş. Kökten küçük mü? Değil. Sağ tarafa. Burada çocuk var. 14'e bakıyoruz. 14'ten küçük mü? Değil. Sol tarafa. Bu şekilde yerleştirilmiş. İkili ağaçlarda arkadaşlar bu şekilde bir yerleştirme oluyor. Burada da bir örneğimiz var. 8, 16, 2, 29, 10 ve 4 sayılarını bir ikili ağaca ekliyoruz. İlk gelen 8 köke konuyor. Daha sonra 16 sayısı geliyor. Geliyorsunuz, köke bakıyorsunuz. 16 kökten küçük mü? Değil, büyük. Sağ tarafına ekliyorsunuz ve bu hali alıyor. Üçüncü adımda 2 geliyor. 2 8'den küçük mü? Evet, 8'den küçük. Bunun sol tarafında bir çocuk yok. Sol tarafına ekliyorsunuz. Üçüncü sayımız 29. Geldik. 29 8'den küçük mü? Değil, büyük. Burada bir tane daha düğümümüz var. 29 16'dan küçük mü? Değil, büyük. Sağ tarafı 29'u yerleştiriyoruz. 10 sayısı 8'den küçük mü? Değil, büyük. Buraya geldik. 10 sayısı 16'dan küçük mü? Evet, küçük. Sol tarafına şuraya yerleştiriyoruz ve bu hali alıyor. Son olarak da bir 4 sayısı gelmiş. 4 8'den küçük mü? Evet, küçük. Buraya geldik. 4 2'den küçük mü? Hayır, değil. Bu yüzden sağına gidiyor ve şu hale alıyor. Bu şekilde ikili ağacı oluşturduğunuzda da arkadaşlar, daha sonra bu ikili ağacın arasında içinde bir eleman aramak istediğinizde bizim dersin başında anlattığım mantığın aynısı. Şurada. Geldik. Bu ikisini toplayıp şuraya bakmıştık. Sayı bundan küçük mü? Büyük mü diye bakıyoruz. Bundan küçükse sadece şuradan itibaren sol tarafa, bundan büyükse şuradan itibaren sağ tarafa baktığımız mantığın aynısı bu ikili ağaçlarda da kullanılıyor arkadaşlar. Geliyorsunuz, sayı direkt kökten küçük mü büyük mü diye bakıyorsunuz. Büyükse şu tarafa hiç ilgilenmiyorsunuz. Eğer sayı kökten küçükse şu sağ tarafıyla hiç ilgilenmiyorsunuz. Yani her seferinde bunu yarıya böyle 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 arkadaşlar işinizi hızlı bir şekilde gerçekleştiriyorsunuz. Bu da işimizi arkadaşlar arayacağımız sayıyı bulmayı bizim hızlandırıyor. Böylece hızlı bir şekilde aradığımız sayıları bulabiliyoruz. Arama algoritmaları ve ağaçlar bu kadardı. Bir diğer konumuza geçiş yapalım.
graflar. Devam edecek olursak graf kavramı üzerinden başlayalım arkadaşlar. Graflar, ağaçların gördüğünüz gibi arkadaşlar biraz farklı bir şekli. Yine burada da düğümlerimiz ve kenarlarımız var. Ama bir ağaç gibi değil arkadaşlar. Birbirlerine tekrardan birleşebiliyorlar. Döngü yapabiliyorlar şöyle. AFG gibi. D0, D1, D2 gibi. Farklı birbirlerinin içerisinde bu şekilde döngüler oluşturabiliyorlar. Lojistikte de çok kullanılan bir yöntem. Gördüğünüz gibi bunların kenarlarının ağırlıklı olmayanları ya da ağırlıklı olanları var. Bu lojistikte nasıl kullanılıyor? Bir yerden bir yere gitmek için arkadaşlar belirliyorsunuz. Yol kolaylığı belirliyorsunuz. Mesela A'dan E'ye gitmeye çalışayım. Şu yolu kullanırsam 9, bir daha 10 maliyetim var. Bu yolu kullanırsam 8, 7 daha arkadaşlar 15 maliyetim var. A, C, E'yi kullanırsam 2, 3 daha 5 maliyetim var. A ve E'yi kullanırsam 2, 5 daha 7 maliyetim var. Ne oldu? En kolay şu değil mi arkadaşlar? Ama bir tane daha var. A, B, D, E'ye gidersem 2, 1 daha 3, 2 daha 5. Yani şöyle gitmekle benim için şöyle gitmek aynı geldi. Daha fazla yer gezdim. Daha fazla yer gezerek buraya ulaştım. Lojistikte de arkadaşlar bu şekilde yolların maliyetleri, aynı zamanda düğümlerin de kazançları olabilir arkadaşlar. Düğümlerin de kazançları ile işin içine katıldığında toplam maliyetlerin azalması, bir yerden bir yere gitmenin bazen daha uzun yol giderek daha karlı olabildiği durumlar olacak. Bunları göreceğiz. Burada grafların tanımına bakacak olursak, graflarda bir düğümler kümesi, bir de kenarlar kümesi oluyor. Biz bir grafı da GDK şeklinde ifade ediyoruz. Basit bir GDK grafı, boş olmayan düğümler kümesine ve bir düğümler kümesindeki elemanları sıralı olma özelliğine bakılmaksızın bağlayan veya ilişkilendirilen K kenarlar kümesine sahiptir. Bir grafı üzerindeki DI, DJ adlı iki düğüm kenarlar kümesinde bulunan bir kenarla ilişkilendiriliyorsa bu iki düğüm birbirine komşu düğümler şeklinde DIJ, K, DI, DJ şeklinde gösterilebiliyor. K kenarı hem DI hem DJ düğümleriyle bitişik deniliyor arkadaşlar. Yani K kenarı DI ve DJ düğümlerini birbirine bağlıyor veya DI ve DJ kenarlarının uç noktaları deniliyor. Burada örnekle verecek olursam mesela şurada K1. K1 D0 ve D1 düğümlerini birbirine bağlıyor. Ya da D0 ve D1 K kenarının uçları, uç noktaları şeklinde ifade edebiliyoruz. Yine devam edecek olursak bir grafı komşuluk ilişkisiyle gösteriyorsak GDD, bitişiklik ilişkisiyle gösteriyorsak da GDK, yani düğüm kenar, düğüm düğüm şeklinde gösterebiliriz. Burada A ile mesela şununla başlayalım. Bunu iki düğümlü grafı G düğüm düğümle gösterecek olursak D0 D1 düğüm düğüm olarak D0 D1 veya düğüm kenar olarak göstereceksek D0 K0 D1 K0 şeklinde gösteriyoruz. Yani D0 düğümü K0 kenarıyla, D1 düğümü K0 kenarıyla ilişkili şekilde yazabiliyoruz. Şuna bakacak olursak, bunu nasıl gösteririz? GDK ile D0, K0,
D0, K1, D0, K2, D0, K3. Arkadaşlar, şuradayım. D1, K1, D1, D4. Şuraya kadar geldim. D2, K3, D2, K5. Pardon. D2, D2, K2, D2, K5. D3 için de D3, K3, D3, K5 şeklinde ifade edebiliyoruz. Bu düğüm kenar. Bunu düğüm düğüm olarak gösterecek olursak, D0 kendisine yine yol olduğu için D0, 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 D1, D0, D2, D0, D3. Sonra şurada gösterilmişti. D1, D2. Daha sonra da arkadaşlar D2'den bakacak olursak burayı ve burayı daha önce göstermiştik. D2, D3 şeklinde ifade edebiliyoruz. Şuna geldiğimizde ise buraya geldiğimizde iş biraz değişiyor. Çünkü burada maliyetler de işin içine giriyor. Maliyetler işin içine girdiğinde arkadaşlar biz ilk düğüm, sonraki düğüm ve aradaki maliyet şeklinde bunun ifadesini yapıyoruz. Şöyle A'dan B'ye 2, A'dan C'ye 2, A'dan G'ye 8, A'dan F'ye 9 şeklinde. Bakın A'dan B'ye 2, A'dan C'ye 2, A'dan G'ye 8, A'dan F'ye 9. B için bakacak olursak şu ifade edilmişti. B'den C'ye 9, B'den D'ye 1, B'den E'ye 5. B'den C'ye 9, B'den D'ye 1, B'den E'ye 5. Bu sefer C'ye geliyorum. Şu ve şu ifade edilmişti. C'den E'ye 3. D'ye geldim. Şunu ifade etmiştik. D'den E'ye 2. Sonra bakın. D'den E'ye 2, C'den E'ye 3. Sonra E'ye geliyorum. Şunu ve şunu ifade etmiştim. Şu kaldı. E'den G'ye 7. E'den F'ye 1. Sonra F'ye geliyorum. Bu ifade edilmişti. Bu ifade edilmişti. F'den G'ye 3 şeklinde bunu ifadesinde yapabiliyoruz. Yine buradaki daha önce graflarımızda bir yön olayı yoktu. Ama yönlü de olabilir graflar. Gördüğünüz gibi bir taraftan bir tarafa okla da ifade edilebilir. Böyle bir düğüm ifadesinde arkadaşlar D0'dan başlayacak olursam D0'dan D1'e var. D0'dan D2'ye var. D0'dan D3'e var. Sonra D1'den D0'a var. Başka D1'den çıkıp başka bir yere gider. Yok. D2'ye gelecek olursam D2'den D1'e var. Şurada geldiğimde D3'ten bir D2'ye var. Bir de D3'ten kendisine var. Şeklinde ifade edilebiliyor. Şu şekilde 5 düğümlü için bakalım. A'dan başlıyorum. A'dan B'ye var. A'dan C'ye var. A'dan E'ye var. Bu üçünü şu şekilde ifade ettik. Sonra B'den C'ye var. B'den başka bir yere giden yok. C'den bakıyorum. C'den A'ya var. C'den E'ye var. Bu kadar. D'ye geldim. D'den C'ye var. Bir de en son E'ye geldiğimde E'den D'ye var şeklinde ifade edebiliyoruz arkadaşlar. Yine biz
grafları komşuluk ve bitişiklik matrisleri üzerinden ifade edebiliyoruz. Komşuluk ve bitişik matrislerine bakacak olursak, komşuluk matrisi bir kare matris oluyor. Yani sütun ve satır sayısı birbirinin aynısı büyüklüğe sahip olan matrislere isim veriyoruz arkadaşlar. Eğer iki tane düğümün arasında bir kenar varsa 1, iki düğümün arasında bir kenar yoksa 0'la ifade ediyoruz. Basit yönsüz maliyetsiz graflar için ise iki taraftan bir tanesinin olması yeterli. Bitişiklik matrisinde ise arkadaşlar düğüm ve kenar bağlantısı varsa 1, yoksa 0 koyuyoruz. Bir düğümün derecesi de o düğüme bağlı toplam uç sayısını veriyor. Mesela buradaki A düğümle kaç tane uç bağlı arkadaşlar? 2. C için 1, 2, 3 arkadaşlar. Bir de kendinden girip kendine çıkan var. Bu 2 sayılıyor. Bu 5 oluyor. D'ninki 1, 2, 3. B'ninki ise 1, 2 şeklinde. Şimdi bunun bir komşuluk matrisini çıkaralım. Komşuluk matrisi şu şekilde. Sütunlara ve satırlara kaç tane düğümümüz varsa onu yazıyoruz. A, B, C, D. A, B, C, D. Şimdi şu satır için bakıyorum. A'dan A'ya bir gidiş var mı? Yok. 0 yazıyorum. A'dan B'ye bir gidiş var mı? Yok. 0 yazıyorum. A'dan C'ye bir gidiş var mı? Yani kenar var mı? Var. 1 yazıyorum. A'dan D'ye bir gidiş var mı? Var. 1 yazıyorum. Burası bitti. B için bakıyorum. B'den A'ya var mı? Yok. 0 yazıyorum. B'den B'ye var mı? Yok. 0 yazıyorum. B'den C'ye var mı? Var. 1 yazıyorum. B'den D'ye var mı? Var. 1 yazıyorum. Şimdi C'ye geldim. C'den A'ya var mı? Var. 1. C'den B'ye var mı? Var. 1. C'den C'ye var mı? Var. 1. C'den D'ye var mı? Var. 1 şeklinde yazdım. D için D'den A'ya var mı? Var. 1. D'den B'ye var mı? Var. 1. D'den C'ye var mı? Var. 1. D'den kendisine var mı? Yok. 0. Şöyle şurada gördüğünüz çizgiye çekerseniz baktığınızda bu tarafın şunun bu tarafa simetrik olduğunu görürsünüz. Bu komşuluk matrisimiz. Bitişiklik matrisinde ise arkadaşlar düğüm ve kenar ilişkisine bakılıyor. Sol tarafa düğümleri yani satırlara düğümleri, sütunlara ise kenarları yazıyoruz. Kaç kenarım var? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Yani 6 tane kenarım var. Bakıyorum. A düğümünden K0 kenarıyla bağlantısı var mı? Var. Varsa 1 yazıyorum. A'nın K1 ile bağlantısı var mı? Var. Varsa 1 yazıyorum. A'nın K2 ile bağlantısı var mı? Yok. 0. A'nın K3 ile bir bağlantısı var mı? Yok. 0. A'nın K4 ile bir bağlantısı var mı? Yok. 0. A'nın K5 ile bir bağlantısı var mı? Yok. 0. B'ye geldim. B'nin K0 ile var mı bağlantısı? Yok. 0. B'nin K1 ile var mı? Yok. 0. B'nin K2 ile bağlantısı var mı? Var. 1. B'nin K3 ile bağlantısı var mı? Var. 1. B'nin K4 ile bağlantısı var mı? Yok. 0. B'nin K5 ile bağlantısı var mı? Yok. 0. C için bakalım. C'nin K0 ile var mı? Var. 1 yazıyorum. C
C'nin K1 ile bağlantısı var mı? Yok. 0 yazıyorum. C'nin K2 ile bağlantısı var mı? C'nin K2 ile bağlantısı var mı? Var. 1 yazıyorum. C'nin K3 ile bağlantısı var mı? Yok. 0 yazıyorum. C'nin K4 ile bağlantısı var mı? Var. 1 yazıyorum. C'nin K5 ile bağlantısı var mı? Var. 1 yazıyorum. Sonra geldim. D'ye. D'nin K0 ile bağlantısı var mı? Yok. 0. D'nin K1 ile bağlantısı var mı? Var. 1. D'nin K2 ile bağlantısı var mı? Yok. 0. D'nin K3 ile bağlantısı var mı? Var. 1. D'nin K4 ile bağlantısı var mı? Yok. 0. D'nin K5 ile bağlantısı var mı? Var. 1. Şeklinde yazıyorsunuz arkadaşlar. bitişiklik matrisi de bu şekilde ifade ediliyor. Bir komşuluk ya da bitişiklik matrisi verilmişse de bundan da bunu elde edebilirsiniz. Nasıl? K0 şöyle baktığınızda nereyi bağlıyormuş? A ile C'yi bağlıyormuş. K1 A ile D'yi bağlıyor. K2 B ile C'yi bağlıyor. K3 B ile D'yi bağlıyor. K4 ise arkadaşlar C ile C'yi bağlıyor. Başka bir yerde bağlantısı yok. K5 C ile D'yi bağlıyor şeklinde bitişiklik matrisinden de bu grafı oluşturabiliriz. Ufak bir ara vereyim. Şimdi komşuluk ve matris şeyine baktık bunun. Bir tane daha var. Burada ne var? Burada bu sefer maliyetli bir graf var. Bakın kenarların maliyetleri var. K07, K1, 1, K2, 4, K3, neredesin? K3, 4, K4, 5, K5, 1, K6, 0, K7, eksi 1, K8, 3 şeklinde. Görünce maliyetler eksi de olabiliyor, sıfır da olabiliyor, artı da olabiliyor. Bunun komşuluk matrisine bakacak olursak, sütunlara ve satırlara kenarları yazdıktan sonra A'dan A'ya var mı? Yok. Burada sıfır yazmıyoruz çünkü kenarların maliyetleri sıfır da olabiliyor. Tire atıyoruz. A'dan B'ye var 7. A'dan C'ye var K1, 1. A'dan D'ye yok. A'dan E'ye yok. Bunlara tire atıyoruz. A'dan F'ye var. K2, 5, 4. B için bakıyorum. B'den nereye var? Ben size bunun kolay bir yolunu göstereyim. B'den A'ya var. C'ye var. D'ye var. E'ye var. A'ya 7. Kendisine yok. C'ye 4. D'ye 5, E'ye 1 yazıyorsunuz. Geri kalanları boş bırakıyorsunuz. C'ye geldik. A'ya, B'ye, E'ye var. A'ya 1, B'ye 4, E'ye 0 yazıyorsunuz. A'ya 1, B'ye 4, E'ye 0 yazıyorsunuz. Genellikle tık 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 tıra atıyorsunuz. D için B'ye ve E'ye var. B'ye 5, E'ye eksi 1 yazıyorsunuz. Diğerleri tik 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 şeklinde. E'nin B'ye 1, C'ye 0, D'ye eksi 1, B'ye 1, C'ye 0, D'ye eksi 1, bir de F'ye 3 var. F'nin bir A'ya bir de E'ye var. A'ya 4, E'ye 3, tik tik tik. Bitişiklik matrisi ise neydi? Sütunlar da kenarlar, satırlarda düğümler bulunuyordu. A, B, C, D, F. Bütün 8 kenarı da, 9 kenarı da pardon, buraya yazıyoruz. A, K0, A, K0 var 7. A, K1 var 1. A, K2 var
4 K3, K4, K5, K6, K7 mi? Yok, tik tik tik. Devam edecek olursak B K0, 7 K1, K2 yok. K3, 4 K4, 5 K5, 1 diğerlerine bağlantısı yok. C'ye geldik. K0 yok. K1 var. 1 K2 yok. K3 var. 4 K4, K5 yok. K6 var. 0. Bunları yazdık. Diğerlerine tik 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 gidiyoruz. D. Bir de K4'e 5 ve K7'ye eksi 1 yazıyoruz. Diğerleri tik tik tik. E. Ne var arkadaşlar? K5, K6, K7, 1, 0, eksi 1, 1, 0, eksi 1. Bir de F'ye 3. Diğerleri tik tik tik. F, K2, 4 ve K8, 3. Diğerleri tik tik tik, 0. Burada da yine bakın K0, A'la B'yi 7 ile bağlıyor. K1, A ile C'yi 1 ile bağlıyor. K2, A ile F'yi 4 ile bağlıyor şeklinde şeyleri buradan da bulabiliyoruz. Bu şekilde de arkadaşlar bunun şeyini çıkarabilirsiniz. Yine buraya gelelim. Burada bir örnek daha var. Bu örneği de yapalım. Burada bizden bunların komşuluk matrislerini çıkarmamızı istemiş. Komşuluk matrislerini hemen çıkaralım. Nasıl yapacağız? Komşuluk matrisi neydi? Komşuluk matrisi neydi? Hem kenara sütuna hem satıra düğümleri yazıyorduk. C. D. A. B. C. D. Bakalım şunun için. A'dan A'ya var mı? Yok. Maliyetli olduğu için tır atıyoruz. A'dan B'ye var mı? Yok. A'dan C'ye var mı? Yönlü. Var bir tane. 7. A'dan D'ye var mı? Yok. Bu D'den A'ya. O yüzden burada çizim. B'den B için bakıyorum. B'den A'ya var mı? Yok. Tire. B'den B'ye var mı? Yok. Tire. B'den C'ye var mı? Yok. Tire. B'den D'ye var mı? Var. Şu 3. C için baktığımda C'den A'ya var mı? Yok. C'den B'ye var mı? 2. C'den C'ye kendisine var. 1. C'den D'ye var mı? Var. 4. D için bakıyorum. D'den A'ya var. 5. B'ye var mı? Yok. C'ye var mı? Yok. Kendisine var mı? Yok. Devam edecek olursam sağlık için yapayım. De, şunun için. Bu yönlü ama maliyetsiz. Şimdi bakalım A'dan A'ya var mı? Yok. A'dan B'ye var mı? Var. Bunun maliyetleri olmadığı için 1 yazıyor. A'dan C'ye var mı? Yok. A'dan D'ye var mı? Yok. A'dan E'ye var mı? Yok. A'dan B'ye var. 1. B için bakıyorum.
B'den A'ya yok. B'den B'ye yok. B'den C'ye var. B'den D'ye yok. B'den E'ye var. B'den F'ye yok. C için bakıyorum. C'den A'ya var. C'den B'ye yok. C'den C'ye yok. C'den D'ye yok. C'den E'ye var. C'den F'ye yok. D için bakıyorum. D'den A'ya yok. D'den B'ye var. D'den C'ye yok. D'den D'ye yok. D'den E'ye yok. D'den E'ye yok. Evet. D'den F'ye yok. E için bakıyorum. E'den A'ya yok. E'den B'ye yok. E'den C'ye yok. E'den D'ye var. E'den E'ye yok. E'den F'ye var. F için bakıyorum. F'den hiçbir yere yok. Şu şekilde bunun da komşuluk maksimini çıkarabiliyoruz. Şu taraftaki yönlü maliyetli olan içinde, bu yönlü maliyetli olan içinde, arkadaşlar yönlü maliyetli olan için bu şekilde, yönlü maliyetsiz olan için bu şekilde yazıyoruz arkadaşlar. Şunlar sıfırda arkadaşlar. Tire'ye koyabilirsiniz. Bu şekilde de yapabildiğiniz gibi bakın bunları sıfır 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 bir bir sıfır bir sıfır bir sıfır sıfır bir kusursuz sıfır 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 E için bir sıfır bir bu da neydi? Sıfır, 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 sıfır şeklindeydi.
bu şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar bunların şeylerinde yönlü ve yönlü maliyetli graflarında komşuluk matrislerini bu şekilde çıkarabiliyoruz. Bu hafta graflarla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Gelecek hafta graflar özellikleriyle ilgili devam edeceğiz. Grafların renklendirmesiyle gelecek haftayı bitireceğiz. Graf renklendirmesi ve graf üzerinde dolaşmaya başlayacağız arkadaşlar. Lajpavlar algoritmasıyla şeyi devam ettireceğiz. Gelecek haftaki çalışmamızı devam ettireceğiz. Ondan sonraki haftalarda en küçük yol problemi Floyd'un Distro'nun algoritmalarıyla konularımızı tamamlayacağız. Derse gelip dinlemediğiniz için teşekkür ederim. Bunu internetten izleyenler de geldiğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Uzaktan eğitim kadar saçma bir şey olmadığını bir kere daha burada kanıtlamış olduk. Kalmayı bu kadar isteyen bir öğrenci toplumunda ilk defa görüyorum.